Ben Trend Basket'ten Dilara Durmuş. Trend Basket olarak yeni bir konseptle karşınıza çıkıyoruz. Bugünden itibaren her hafta NBA ve EuroLeague'den gelişmeleri, basketbolda haftanın gelişmeleri olarak sizlere aktarmaya çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve CEO Ömer Onan ile bir toplantı düzenleyen TÜBAD yönetimi bir takım açıklamalarda bulundu. TÜBAD'ı temsilen Başkan Aydın Örs ve Başkan Vekili Çetin Yılmaz'ın katıldığı toplantıda Türk basketbolunun geleceği hakkında Türkiye Basketbol Federasyonu'na önerilerde bulunulurken, yabancı antrenörlerle ilgili bölüm dikkatleri üzerine çekti. 15 sezonu EuroLeague'de baş antrenör olarak geçirmiş ve en az bir sezonu Final Four'a katılmış olması gibi şartların aranması gerektiği üzerinde duruldu. Sezona kötü bir şekilde giriş yapmasının ardından 2018 PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanarak kupayı müzesine götüren Anadolu Efes'e bir sakatlık haberi, kötü bir haber geldi. Takıma sezon ortasında katılan ve gösterdiği iyi performansla Anadolu Efes'in yükselişe geçmesinde yardımcı olan Zoran Dragić sezonu kapattı. Almanya'nın EuroLeague temsilcisi Bruce Bamberg ile koç Andrea Trinkieri'nin yolları ayrıldı. Koç Andrea Trinkieri kişisel Twitter hesabı üzerinden takımdan ayrıldığını açıkladı. Bu ayrılığın ardından Almanya temsilcisi yeni koçunun Ilias Kantzoris'in olduğunu açıkladı. Turkish Airlines Euroleague tarihinin en başarılı koçlarından biri olan Obradovic, Obradovic için Euroleague tarafından özel bir tişört çıkarılıyor. Kariyerinde sonuncusu geçen yıl olmak üzere toplamda 9 Euroleague şampiyonluğu bulunan Obradovic'e The Coach adlı bir tişört çıkaran yönetim bunu resmi internet sitesinden de satışa sundu. Hornets'ın Fransız yıldızı Nicolas Batum, NBA'deki lockout döneminde yaşadığı Nancy Basket deneyiminden bir kesit hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Basket Europe'a konuşan 29 yaşındaki forvet, 2011-12 sezonunda Euroleague gruplarında Fenerbahçe ile aynı gruba düşen Nancy Basket'te lockout dönemi boyunca forma giymişti. Röportajında Fenerbahçe ile Abdi İpekçi Arena'da oynanan karşılaşmadan bahseden Batum, maç esnasında Bogdan Bogdanović ile sürtüşmelerinin ardından tribündeki taraftarların kendisine hakaret ettiğini ve kendisini yuhaladığından söz etti. Bugün 2018 PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda final oynandı. Hatay Büyükşehir Belediye ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan final heyecanında kazanan taraf Yakın Doğu Üniversitesi oldu ve kupayı müzesine götürdü. NBA tarafına geçiyoruz şimdi. Tabii ki All Star ile başlayacağız. Haftanın başında NBA All Star heyecanı basketbol severleri sardı. NBA'de sezona verilen eğlenceli aranın son günü pazartesi gecesi yaşandı ve All Star heyecanı oynanan gösteri maçıyla son buldu. Yüksek heyecanlı sahne olan gösteri maçına tekrar izlenen pozisyon bile olurken kazanan taraf rakibinin son topu rahat kullanmasını önleyen Team LeBron oldu. 148-145'lik skorla mutlu sona ulaşan Team LeBron'u ise taşıyan isim tabii ki Kaptan LeBron James oldu. LeBron James gösteri maçına damgasını vuran isim olurken aynı zamanda 10 yıl aradan sonra da NBA All-Star'ın en değerlisi seçildi. Brooklyn Nets'in 90'lı yılların başlarındaki efsane ismi Drazen Petrovic'i 25. ölüm yıl dönümünde onurlandırılacağı söylentiler arasında. NBA All-Star maçının yeni formatından oldukça memnun kaldığını belirten Adam Silver, ESPN'e yaptığı açıklamada gelecek seneden itibaren draftların televizyondan yayınlanacağını açıkladı. Yeni formattan duyduğu memnuniyetin altını çizerek açıklamalarına devam eden Adam Silver, "Oyuncular Birliği ile konuşup bu yeni formata birlikte karar verdik. Bu ortak kararımızdı. Bu yüzden %100 olumlu bir durumu olumsuza çevirmenin bir anlamı yok" şeklinde cümleler kullandı. 7 sezon boyunca mücadele ettiği NBA'de 3 farklı takımla boy gösteren Thiago Splitter, basketbol kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Bu kararının ardından yaşadığı sakatlıkların olduğunu dile getirdi. NBA'nin efsane isimlerinden olan ve hali hazırda NBA logosunun oluşturan, NBA logosunu yaratan Jerry West, geleceğe dair bazı açıklamalarda bulundu. "Basketbol, sporun bir gün dünyada bulunan diğer tüm sporların önüne geçeceğini ifade eden West, bunun zaman içerisinde olacağını söyledi." Sırada doğumla ilgili ilginç ama bir o kadar da güzel bir haber var. NBA All-Star hafta sonu The Washington Post'ta konuşan John Wall, bu yaz üniversiteye geri dönüp işletme bölümünü tamamlayıp diplomasını almak istediğini açıkladı. ESPN'in haberine göre New York Knicks'te koç Jeff Hornacek,
Veteran forvet Joakim Noah'ı süresiz olarak takımdan uzaklaştırdı. Ocak ayının sonunda bir antrenman esnasında koçla tartışma yaşayan Joakim Noah, Ruben Nix'le birlikte aldıkları karara göre takımdan uzaklaştırıldı. Ve koçun bu uzaklaştırma kararının ardından yaptığı açıklamalarla beraber oyuncunun yeniden kulübe dönmeyeceğinin sinyalleri net bir şekilde verildi. NBA tarihinin en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen 1972-73 sezonunu hem asist hem sayı kralı olarak tamamlayan, başarıya ulaşan ilk ve tek oyuncu olan Nate Archibald, geçtiğimiz günlerde bazı açıklamalarda bulundu. Bir hastalığı olduğunu ve her an kalbinin durabileceğini söyleyen Nate Archibald, basketbol camiasını üzdü. Atlanta Hawks milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ile yollarını ayırma kararı aldı. USA Today'den Sam Amick'in haberine göre Atlanta Hawks ve Ersan İlyasova şu an sözleşme fesi şartları hususunda anlaşmaya çalıştıkları, konuştukları söyleniyor. Minnesota Timberwolves'un yıldız kısası ve geçtiğimiz gün oynanan maçta sakatlanan Jimmy Butler sahalardan 4 ila 6 hafta arası uzak kalacak. Avrupa ve NBA'den gelişmeler bu şekildeydi. Sizlere röportajlardan bahsetmek istiyoruz. Bu hafta 3 özel kişiyle 3 özel röportaj yaptık Trend Basket olarak. James Metecan Birsen, Sertaç Şanlı ve Kostas Lukas'la yaptığımız özel röportajları trendbasket.net internet sitemizden detaylı bir şekilde okuyup inceleyebilirsiniz. Bu hafta basketbolda haftanın gelişmeleri bu şekildeydi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.